İyi günler, ben Reha Yağcıoğlu. The Magpie dergisinin 7. sayısındaki Scratch dersini bölümler halinde inceliyor idik. Bu ikinci bölümde eğlenceli bir sayaç yapacağım sprite'ları kullanarak. Şöyle Scratch'ı çalıştıralım. Sprite 1'i yani kediciyi silerek işe başlıyorum. Stage olarak da arka plan yani import'tan indoors'tan chalkboard yani kara tahtayı sınıfı seçiyorum. Bunu kullanacağım. Sınıfta geçiyormuş olsun. Şuradan siliyorum öncekini. Chalkboard kaldı. Şimdi sprite'lar hazırlayacağım. Sayaç yapacağız 10 tabanına göre. 0'dan 9'a kadar sayan bir sayaç olacak bu. 4 tane olacak. Yani 9999'a kadar sayabilen bir sayaç yapacağım. Şimdi işe şöyle başlıyorum. Yeni bir sprite yaratıyorum. Ve bu sprite'a Text Tool'dan ve renk olarak da sarıyı seçiyorum. Şöyle şurada bir yerde olabilir. Bunu şöyle alayım. Yer önemli değil. Ve buna sıfır diyorum. Okey. Şimdi sıfır diye bir sprite'ım oldu. Şeffaf alanları yüzünden sadece sıfır sayısı görünüyor bu şekilde. Ve bunun kostümleri var. Bir tane kostüm var şimdi. Bu kostümden bir numaralı kostümü sıfır. 10 tabanlı sayı sisteminde sıfırdan 9'a kadar sayılar. Yani toplam 10 tane sayı yani dijit var. Onun için bu kostümlerden 10 tane kopyalıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'uncuya bakıyorum. Evet, 10 tane. Hepsi de 0. Şimdi bu kostümleri düzeltiyorum. Birinci kostümüm 0. İkinci kostümüm hemen text'e basıp bunu silip 1 yapıyorum ve OK'ye basıyorum. Sıradakine 2 yapıyorum. T'ye basıp silip backspace ile 2 yaptım. Hop. Alt satıra geçmeye gerek yok. Okey. Sonra 3 bu şekilde devam edecek 9'a kadar. T'ye bastım. Sildim. 3 ve okey. Sıra geldi 4'e. Edit. Text. Sil. 4. Okey. 5 numaralı, daha 6 numaralı sprite ama digit 5. Text. Sil ve 5 yap. Okey. Bunu aşağı doğru kaydırıyorum. Yapmam gereken 4 tane daha kaldı. 6 yapacağım bunu. Text. Backspace. 6. Okey. Sarı tebeşirle yazıyor olacağız tahtaya. Bu her seferinde başa kayıyor. Onun için böyle scroll barla aşağı kaydırıyorum. 8 numarayı 7 yapacağım. Çünkü 1 numara 0'dı. Text. Backspace. Kaç yapacağım demiştim. Unuttum. Çok çabuk unutuyorum. Şöyle çektim. 8 numarayı 7 yapacağım. 7. Kursör dışarıdayken 7'ye bastım. Almadı. Kursörün bunun içinde bir yerde olması lazım. 7. Okey. Sonra tane kaldı. Text'e bastım. Buraya girdim. Backspace. 8. Okey. Ve tekrar bunu aşağı kaydırıyorum. Sonuncusu 9. Onluk sayma sisteminde 0'dan 9'a kadar olan sayıları temsil edecek kostümleri oluşturdum. Şimdi bir tane sprite birim var ve bunun 10 tane kostüm var. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle 0 nolu kostüme getiriyorum bunu. Şimdi bunun içine basit bir şey yazayım. Script. Script'e geldim. Kontrolden Space'e basılınca Lux'tan Switch to Yo. Bu değil. Yanlış. Özür dilerim. Next Costume. Sadece bu. Bunu buraya koyduğumda bakın. Şeye geçeyim. Ana ekrana geçeyim. Space'e basınca ne olacak?
Bastım, next'e geçti. Sıradaki kostüme geçiyor. 2. Şimdi ben space'e basıyorum. Space, 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 space. Space bu şekilde. 9. Bir daha bastığım zaman bu son kostüm. Bundan sonra yani en sonuncu 9'da hatırlıyorsun. Bundan sonra kostüm yok. Tekrar basınca next kostüm olarak ilk kostüme geri dönüyor. Tam da benim istediğim gibi. 9'a kadar sayıyor ve geri dönüyor. Şimdi bu bir dijit. Bana 4 haneli lazım. Bundan şu şekilde sprite'ın üzerindeyken sağ tuşa basıp duplicate dersen bakın bir tane daha oluştu burada. Sprite 2'nin üzerindeyken duplicate dedim bir tane daha oluştu. Sprite 3'ün üzerindeyken duplicate dersen bir tane daha oluştu. Bunları şimdi sıraya koyayım. Şu birler ilk yazdığım birler hanesi. Şu onlar hanesi. Onun yanına koyayım. Şöyle. Şu yüzler. Şu da binler hanesi. Şimdi bakalım nasıl çalışacak. Buraya geldim. Space'e basıyorum. Şu anda hepsi birden sayıyor. Neden? Çünkü ben bu sprite'ları bu şekilde böyle kopyalarken içeride space'e basınca next costume'e geç script'i de hepsine kopyalandı. Bakın sprite 3'e geliyorum. Onda da var. Yani space'e bastığım zaman hepsi birden next costume'e geçiyor. Halbuki şöyle çalışmalı. Birler hanesi yani sprite 1 sıfıra geçtiği zaman şimdi öncelikle hepsini bir sıfır kostümüne getireyim. Bakın. Bunu getirdim. Sprite 2'ye basıyorum. Şu kostüm 1'e bastığım zaman o da sıfır oldu. Şuna basıyorum. Bu da aynı şekilde. Buna basıyorum. Bu da aynı şekilde. Hepsi sıfır oldu. Şimdi bunların içindeki scriptlerdeki sadece Sprite 1'deki space ile çalışmalı. Diğerleri next kostüme başka bir şekilde ulaşmalı. O şöyle hepsini önce bir temizliyorum. Sadece space'leri atıyorum dışarıya. Şöyle. Ne olmalı biliyor musunuz? Bunlara next kostüm dedikçe şurada bakın bir kostüm numarası var. Kostüm number. Şöyle bir buna if döngüsü, if bloğu koyuyorum. Bazen yanlışlıkla if döngüsü diyorum. Bu yanlış. If block, bloğu koyuyorum. Bir blok. Yani şuradaki bir şey oluştuğu zaman. O da nedir? Buraya şöyle koyacağım. Looks'tan, pardon önce operators'tan eşittir koyayım. Şöyle eşittir. Looks'tan kostüm numarası, kostümlere bakıyorum. Kostüm numarası şu. 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Kostüm numarası 1 olduğu anda, yani digit 0 olduğu anda bir sonraki kostüm yani sprite 2 1 atsın. Şöyle yapacağım onu da. Diyeceğim ki önce şuraya 1 koyuyorum. Bu 1 olduğunda şunu yapsın. Kontrolden bir broadcast yapsın. Broadcast de şu olsun. Yeni İkinci desimal, yani sağdan itibaren birincisi buydu. Sprite 2'ye mesaj göndersin. Hadi bakalım sen de bir tane atla diye. Bu broadcast'i yaptığı zaman bunun da alması lazım. İşte şöyle alacak. When I receive 2. Next costume. Şimdi bunu bir test edelim. Space'e basıyorum. Bakın diğerleri artık hareket etmiyor. 6, 7, 8, 9. Şimdi bir daha basınca 0 olacak. Yani 1 numaralı kostüm. Öyle olunca Broadcast 2 yayınlayacak. Yani diyecek ki 2 numaralı Sprite. Ki o da bu. Böyle sıraladım. Bir Sprite 1, Sprite 2, Sprite 3, Sprite 4. Ona diyecek ki hadi bakalım sen de next kostüme geç. Tak bakın geçti. Ve bu şekilde devam ettiğim zaman normal 10 tabanlı sayma sistemi gayet güzel çalışıyor. Böyle devam ediyorum.
Biraz daha hızlı basayım şöyle. Problem görmek için. 96, 90. Evet, şimdi ne olacak? Bastım, hepsi sıfıra geldi. Halbuki ikinci, yani onlar basamağındaki sıfır olduğu zaman da yüzler basamağındakini, yüzler basamağındaki sıfır olduğunda binler basamağındakini tetiklemesi, yani hadi bakalım next kostüme geç, yani kendini bir arttır demesi lazım. Onu demesinin yolu da şu. Burada şu kostüm numarası var ya, eğer 1 olduğu zaman broadcast 2 yap. Bundan sprite 2'ye de koyuyorum. Sprite 3'e de koyuyorum. Sprite, evet, 4'e de koyuyorum. 4'te durum biraz farklı ama biraz sonra göreceğiz. Peki, bu 2 numarayı aldığında next kostüme geçsin ve kostüm numarası 1 olduğu zaman 3 numarayı, yani 3 numaralı sprite'a emir versin. Hadi bakalım bir sonraki kostüme geç diye. O zaman ne yapmam lazım? Sprite 3'e şurada when I receive koymam lazım. 3 ve bu da kendi kostüm numarası 1 olduğu, yani 0 Sprite'daki görüntü 0 olduğu zaman new diyelim 4 numaralıya demesi lazım. Ben hadi 0 oldum, sıra sende, 1 art. Peki gidelim Sprite 4'e. Sprite 4 de aynı şekilde when I receive 4 olduğu zaman next kostüme geçsin. Kostüm 1 olduğu zaman artık şimdi örnek olarak 4 haneli bir sayı yaptım. Artık bir yere şey demesine gerek yok. İşte broadcast yapmasına gerek yok. O yüzden bunu çıkarıyorum. Şuna bile ihtiyaç yok gibi görünüyor şimdilik ama dursun. Aslında var, lazım olacak. Ve şimdi test ediyorum. Basıyorum şöyle. Evet, biraz önceki sistem aynen çalışıyor. Daha hızlı basabilmem lazım ki bir sonrakini görelim. Da 47, 50, 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar ve bakın 99, 100. Artık 1000'i test edemem. 1000'i test etmek için bayağı space'e basmam lazım. Şöyle yapacağız. Bir tane değişken tanımlayacağım. Make a variable. Sayı diye. Ve bu sayı yeşile basıldığı zaman, yani programın en başına da bir yeşil bayrak olduğunda set sayı 0 olsun. Bir de ne olsun biliyor musunuz? Şimdi her seferinde bakın bunlar sprite'ler değişti. Bu sprite'e bas. Kostümünden bunu 0 yap. Birçok deneme yapacağım için kostümünden 0 yap. Yapmak yerine şunu koyayım. Şurada hangisinde koymuşum ben onu? Başka bir yerde koydum herhalde. Sprite, evet, burada koymuşum. Halbuki şöyle olacak. O Sprite 1'de olacak. Hepsinde olacak aslında. Ama şöyle. Sprite 4'tekini siliyorum ve Sprite 1'deki yeşil bayrağı basıldığı, yani program çalıştırıldığı zaman sayıyı sıfırlasın ve Lux'tan switch to costume, costume 1'e, yani sıfır sayısına gelsin. Şimdi bundan hepsine kopyaladığım zaman bakın buna, buna ve buna. O zaman şöyle olacak. Şöyle yapalım. Yine bir sayma işlemi yapalım. Bu şekilde değişti. Yeşile bastığım zaman hepsi sıfır oldu. Ve sayı da sıfır. Bastıkça ben artmasını istiyorum. Onu koyayım şimdi. Space'e bastığım yer neresi? Yani onun bulunduğu yer Sprite 1. Şurada Space'e basıldıkça şöyle olsun. Variables'tan change sayı 1 olsun. Ve aslında
Birincisi, yani bu Sprite 1'deki sayıyı sıfırladığına göre ve kostümü 1 yapıyor. Diğerlerindeki, şöyle düzeltelim bunların yerlerini de. Diğerlerinde sayıyı sıfırlamasına gerek yok. Bir tek onun sıfırlaması yeterli. Ama hepsinin yeşil bayrağı basıldığı zaman kostüm birini giymesi, yani sıfır kostümünü giymesi lazım. O yüzden diğerlerinden bu dursun demiştik. Şöyle olacak, bakın. Yeşil bayrağı basınca bu şöyle olacak. En başa döndüğü için kostüm 1 olduğu zaman bu da sayıyı sıfırlasın. Yani 9999'dan sonra 1 arttırdığında hepsi 0 olacak. Sayının da sıfırlanması lazım. Şimdi sayı burada biraz küçük görünüyor. Şuraya alalım, şöyle daha iyi. Ve bunu tekrar test edelim. Şöyle test ekranında bastım. Sayı sıfırlandı. Her şey sıfırlandı. Bu şekilde bir sayacım oldu. Bakın yukarıdaki bastığım sayı karşılığı. Abi alttaki de ondalık tabanda olduğu için aynı sayı yazıyor. Ama sadece sprite'larla. Şimdi benim bunu yapış amacım şuydu. 10 tabanda gördük. Bu da bildiğimiz şey zaten. Saymayı biliyoruz ilkokuldan beri. Hatta daha önce öğrendik. 10 tabanlı sayı sistemi kullanıyoruz. Şöyle varsayalım. Yani tarihsel gelişimini bilmiyorum ama 10 tabanlı sayının belki de 10 parmağımız olduğu için 10 parmaktan dolayı olduğunu düşünelim. Belki de yanlış bir bilgi. Bunu araştırmak lazım. Birçok değişik medeniyet geçmişte değişik tabanda sayı sistemleri kullandı. Sanırım Babililer 60'lı sayı sistemi kullanıyordu. Çünkü daha henüz bölme işlemini bilmiyorlardı. 60'lı sayı sistemi, 60 sayısı 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür, 5'e bölünür. 6'ya da tabii ki bölünebilir. Ayrıca 6 tane 60, 360'a yani bir yıla karşılık geliyor. Bir dairenin 360'a bölünmesi de bunlardan kaynaklanır. Yani demek istediğim değişik sayı sistemleri kullanılmıştı. Başka medeniyetlerde başka sayı sistemleri kullanmış olabilir ama şu an bizim kullandığımız sayı sistemi 10. Ben bunu şimdi save as deyip şöyle diyeceğim. Save as ismi burada ondalık sayaç. Büyük harflerle yazayım. Ondalık boşluk vereyim. Alt çizgi. Sayaç sadece alışkanlık, mecburiyet değil. Okey. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Varsayalım 10 tabanlı değil de 5 tabanlı bir sayı sistemimiz var. Şimdi 10 tabanlı bir sayı sisteminde dijitlerimiz 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eğer İki elimiz değil de bir elimizdeki beş parmağa göre yapacak olsaydık mesela kostüm birden o zaman 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve aşağısını silmem gerekirdi. Yapayım. Ben şimdi bunu 5 tabanlı bir sayaca çevireceğim ve çok kolay. Sadece şunları siliyorum. Sprite 1'de 0, 1, 2, 3, 4 bıraktım. 5 tane dijit var. 0 dahil olmak üzere. Bu 5 tabanlı oldu. Diğer sprite'larda da aynı şey yapayım. 5'ten buraya bastıkça hepsi gitti. Sprite 3'te de aynısını yapayım. Bu kadar basit bir şekilde 10 tabanlı bir sayacımı 5 tabanlıya çevirdiğimi göreceksiniz. Ama sayacımız yukarıdaki sayı var ya o 10 loop karşılığı olarak devam edecek. Bunu da file'dan save as'den 5 tabanlı şöyle yazayım. 5 tabanlı sayaç diyeyim. Ve kaydettim. Sonra neler oluyor bakayım. Şimdi yeşil bayrağa bastım. Her şey sıfırlandı. Ve space'e basmaya başlıyorum. Bakın
Normalde 10 tavanında ne oluyordu? Ondalık sayı sisteminde 9'dan sonra 0'a geçiyordu birler hanesi. Şimdi ne bekliyoruz? Şu olmalı. 5 tabanlı olduğuna göre, yani sarıyla yazılı olanlar 5 tabanlı olduğuna göre 4'ten sonra 0'a geçmesi lazım. Bakalım. 1, 2, 3, 4 ve 0. Ve bir sonraki dijit 1 oldu. Sistem çok düzgün çalışıyor. Ama yukarıdaki sayıya dikkat edin. O ondalık saymaya devam ediyor. Yani bu şu demektir. 5 tabanlık sayı sisteminde 1 0, soldaki sıfırları saymıyoruz. 1 0 ondalık sayı sisteminde 5'e karşılık geliyor. Bu şekilde devam eder. Ben çokça basayım şöyle. Mesela 113. Buna 113 demiyorum, yanlış. Çünkü 5 tabanlı. Şunu demem lazım. 5 tabanına göre 1 1 3 33'e karşılık geliyor. Şimdi şuna dikkat edin. 10 tabanlıdan 5 tabanlıya düştüm. Yani taban sayısı azaldıkça sayıyı temsil edecek olan dijitlerin sayısı artıyor. Yani 3 dijitle, 3 haneyle, yani 3 sayıyla 1-1-3 ile ifade ettiği sayının onluk sayı sisteminde 33 olduğunu, yani 2 haneyle, 2 dijitle hallolduğunu görüyoruz. Bu şekilde bastığım zaman bakın 4'ten sonra ikinci dijite dikkat edin şuna. Bu artık 4 oldu. Yandaki de 4 oldu. Şimdi tekrar bastığım zaman ne olacak? 4'ler 0 oldu ve bu ikinci dijitte 0 olduğu için bir sonrakini ne yaptı? 2 yaptı. Bir sonrakine geçirdi. Ve bu şekilde devam eder. Bastıkça göreceğiz. 4 olduktan sonra evet, üçüncü ya dikkat edin. Üçüncü de 4 oldu. Şunu da 4 yapayım. 4, 1, 2, 3, 4. Bakın hepsi 4 oldu. 1 basıyorum. 1, 0, 0, 0. 125 onluk sistemde 125'e karşılık geliyormuş. Bu şekilde sayaçla beşlik sayı sisteminin nasıl çalıştığını görmüş olduk. Ne kadar basit. Yani onlukta 9'a kadar sayıyor, oradan 0'a dönüyor ve bir sonraki bir büyük olan dijiti 1 arttırıyor. Beşlikte de 0'dan 4'e kadar saydığında tekrar 0'a geri dönüyor ve bir büyük olan dijiti 1 arttırıyor. Bu hepsi için geçerli. Böylece böyle bir sayı sistemi oluyor. Biraz değişik, değil mi? Daha sonraki bölümde bu dönüşümleri nasıl yaptığımızı göreceğiz. Yani mesela beşlikten diyelim bu bir 1, 2, 2, 0, 5 tabanına göre olan sayının 185 olduğunu bulmayı kalem kağıtla ne kadar basit bir şekilde olduğunu göreceksiniz. Şimdi geri döneyim. Bir örneğim daha var. Bunu ben kaydetmiştim. 5 tabanlı sayaç diye. Şeyi tekrar çağırayım. 10 tabanlı sayacım vardı ya, kaydetsin bu şekliyle. Onda neredesin sen? Ondalık sayacı geri çağırayım. Bunu ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle bir şey yapacağım. Kostümleri bunun 0'dan 9'a kadardı ya, bu 10 tabanlı. Bu 10 tabanlı sayacı 16 tabanlı, yani heksadesimal sayaca çevireceğim. Bunu yapmak için de 9'dan sonra A, B, C, D, E, F'yi eklemem gerekiyor. Şimdi şöyle yapacağım. Bunların hepsinde o ilaveyi yapmamak için bu sayaçları siliyorum. Bunu da siliyorum. Bunu da siliyorum. İçlerindeki kodları yazmam daha kolay olacak sonra. Kostümlere geliyorum. Ve son kostümden evet, ondan sonra şu A için, B için, C, D, E, F. Hemen onların düzeltmeden ne yapayım? 9'dan sonraki şu A olacak. Edit. Text.
Sil ve A yap. Okey. İşin burası sıkıcı kısmı ama yapmak zorundayız. Bu B olacak. Text. Sil. B. Okey. Her seferinde başa dönmesi de işi biraz daha zorlaştırıyor. Edit. Bu C olacak. Tekste basınca sol tarafta. Bunu isterseniz delete ile silip hangisini yapıyordum yine unuttum. B'yi yapmışım. Sıra C'de. C. Pardon bunun içindeyken C. Okey. Aşağıya kaydır. Sıra bunda D. Tekste bas. Delete'e bas. D. D değil mi? Evet D'ye gelmişim. E ve F kaldı. Okey. Bunu aşağıya yine kaydırıyorum. Edit. Bunu E yapacağım. Unutmayayım. Text. Delete. E. Okey. Aşağıya ve F'ye geldi. Son. Text. Delete. Delete. F. Okey. Şimdi 16 tabanlı bir nereden biliyorum? Şu kostümden. 16 tane kostüm var. Sıfır dahil. Bir tek dijit yapmış oldum. Bunun skriptine bakayım. Neler var? Sayıyı sıfırlıyor ve bir broadcast yapıyor. Broadcast'ı şimdilik ayırayım. Text olarak sadece bu var. Bir tek dijitimiz var. Şöyle sıfırladım her şeyi ve basmaya başladım. Space'e basıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 tabanlı olmadığı için devam edecek. Yeni semboller olarak alfabeyi kullanmak zorunda kaldık. A, B, C, D, E, F. Son kostüm, son dijit. Tekrar bastım mı sıfıra dönüyor. Ve şey devam ediyor. Yukarıdaki sayı devam ediyor. Şu anda bir şey ifade etmiyor. Diğer sprite'ları kopyalamam lazım. Bu sprite biri yine kostümden sıfıra ayarlayayım ve bundan kopyalayayım. Şimdi duplicate dedim bir tane daha oluştu. Duplicate dedim bir tane daha. Duplicate 4 tane oluştu ve bunların yerlerini düzelteyim. Şuradan sarısından tutmak gerekiyor. Çünkü kalan kısmı şeffaf. Mesela ortadan bir yerden şu sıfırın ortasındaki siyahlıktan tuttuğun zaman gitmez. Sarıdan tutmanız lazım. Buraya koydum. Sıralaması çok düzgün olmuyor ama önemli değil. Bunu da şöyle alıp buraya koydum. Tabii ki ben bunları kopyalarken şu scriptler aynı şekilde kopyalandı. Onları düzelteyim. Şimdi öncelikle bu kostüm 2'yi bir atlatsın. Tamam. Bu ise şöyle yapsın. Sayıyı sıfırlamasın. Tamam. Change sayı 1. Ha, space olmayacaktı. Evet. Birinci sprite'de space olacak. Ve broadcast 2 yapacak. İkinci sprite'da ise sayıyı değiştiren birinci sprite olduğu için bunu atıyorum. Bunu da atıyorum. Kontrolden when I receive neredeydi? Buradaydı. 2. Yani 2'yi çağırdığında. Bu yine hepsi için geçerli. Değişmiyor. Bu da 3 numaralıyı tetiklesin. Yani kostüm 1 oldu. Yani 0 olduğu zaman 3 numarayı. Biraz önce yaptıklarımın aynısını yapıyorum. Çünkü kopyalayarak oluşturdum bütün bunu. Şöyle yapıyorum. Bunu birleştiriyorum. Sayıyı değil. Pardon şuradan kaydı. Bunu yerine koyalım. Sayıyı bunun arttırmasına gerek yok. Space'e gerek yok. When I receive lazım. Hangisi olduğu zaman 3 numaralı sprite olduğu zaman olduğu için 3'ü aldığında ve bu da yeni 4 numarayı tetiklesin. Bunu da buraya koydum. Sayıyı bunun da sıfırlamasına gerek yok ama kostüm 1. Öbürkünde yapmış mıydım onu? Yapmışım. Sprite 4'e geldim. Sprite 4 de aynı şekilde şunu buraya bağlıyorum. Ters oldu. Next kostüm.
yanlış yerden tutuyorum. Sayıya gerek yok, space'e gerek yok. When I receive, bu da 4 numaralı sprite olduğuna göre 4 numaralı mesajı aldığı zaman çalışsın. Broadcast yapmasına gerek yok. Ne yapması lazım? En sona geldiğinde bunun da şu sayıyı sıfırlaması lazım ve bu şekilde kostüm 1'e gelmesi lazım. Şöyle bir kontrol edelim. Next kostüm burada. Next kostüm yukarıda. Önce kostümünü şunu düzeltelim. Bunu alıyorum. Bunun yeri yanlış. Next kostüme gittikten sonra kostüm numarasını kontrol etmesi lazım. O zaman doğru çalışır. Bunu da kontrol ediyorum. Her şey doğru mu? Next kostüm 1 olursa sayıyı sıfırla. Şimdi hemen teste başlayalım. Yine aynı bayrağı basınca sayı sıfırlandı. Bunlar kostümler sıfırlandı. Ben şimdi bastıkça bu ondalık sayı sisteminde saymaya başlayacak. Biraz önce 5 tabanlı da olduğu gibi bu 16 tabanlı da sarılar sayacak. Yukarısı onun ondalık tabandaki karşılığını verecek. Çünkü 10 tabanlı bir sayıcı kullandık ve her space'e bastığımızda 1 arttırıyor. Şimdi başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar hepsi aynı bakın. Tekrar space'e bastığım zaman ondalık karşılığı 10 ama 16'lıkta sarıda A, B 11 ve karşılık geliyor. C 12'ye, D 13'e, E 14'e, 15'e ve F'den sonra 0'a geçti. Bir sonrakini 1 tetikledi. Bu da gördüğünüz gibi 19. Aslında 19 dememem lazım. Yani 10 tabanlı olmayan bir sayı sisteminde bu şöyle okunur. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 2-0, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2A bu şekilde gider. Ve şöyle çokça bastığında, bu şekilde saydığında yukarıya bakın şimdi. Şunu görmenizi istiyorum. Ondalık sayı sistemi 3 haneliye çıktı. Bu hala 2 haneli de devam ediyor. Soldaki sıfırları saymıyoruz. 6A taban için kullandığımız sayı büyüdükçe dijit sayısı azalıyor. Bu da bu şekilde. Daha sonra yani bir sonraki bölümde de bu 16'dan 10'luğa, 10'luktan 16'ya nasıl geçiliyor kalem kağıtla. Elle hesapla nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Ne kadar kolay olduğunu görüp şaşıracaksınız. Şimdi yaptığımız işlem bir mekanizma. Yani bir tür algoritma ile yapmış olduk. Hesaplama da algoritma ama başka bir algoritma ile yapacağız bunu. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi 10 tabanlıyı anladım. Biz günlük hayatta 10 tabanlıya göre hesaplama yapıyoruz. 2 tabanlıyı da anladım. 0101. Bilgisayarlar hani 1010'larla hesap yapıyor ya, şimdi ona geldi sıra, onu göstereceğim. Hexadesimal nereden çıktı? Bunu 2 tabanlı örneğini yapacağım şimdi. O da çok hızlı bir şekilde bitecek. Bu 16 kadar uzun sürmeyecek. Çünkü 5 tabanlıyı alıp 0 ve 1 bırakacak şekilde 2, 3 ve 4'ü sileceğim. Olacak 2 tabanlı. Binary deniyor. Binary sayı sistemine dönüştüreceğim. O yüzden kısa olacak. Ve onu yaptığımda neden bir de hexadesimal, yani 16 tabanlı bilgisayarda, programcılıkta 16 tabanlı sayıların neden olduğunu da sebebini orada anlayacaksınız. Onu anlatacağım. Şimdi bunu kaydedelim bu şekilde. Ben şöyle yapmak istiyorum. Kolaylık olması için file'dan, open'dan biraz bunu tekrar soruyor. Yes diyorum. Kaydet. Open'a basmıştım. Açmasını bekliyorum. Evet. 5 tabanlı sayaç demiştim ya. Ben bunu ondalık sayaç diye mi kaydettim şimdi? Evet. Ondalık. 16'lığı ondalık diye kaydettim yanlışlıkla. Save dedim. Neyse önemli değil. Bize artık lazım olmayacak. 5 tabanlı sayacı yüklüyorum şimdi. Okey diye. Ve ne yapıyorum biliyor musunuz? Kostümlerden bu sefer 0'la 1'i bırakıyorum. Bilgisayarlarda 0'la 1 var ya. Hepsinden 3'ü ve 4'ü siliyorum. Bu 0'a gelsin. Sprite 2'de yapmışım onu.
Diğerlerinde de aynı şekilde yapayım. 3, 4 gitti. 0, 1 kaldı. Spade 3'e geliyorum. Şöyle siliyorum. Ve bunu binary diye şimdiden kaydedeyim. Biraz önce ona hexadesimali 16 tabanlıyı kaybettim. Yani onun kaydı yok artık. Daha doğrusu var, ondalık olarak kaldı. Yani şurada nerede ondalık sayaç dediğim, bu şekilde bunun üzerine kaydetmiş oldum. İsim değişikliği yapmadım. Buna dikkat edin. Yani şu anda öyle bir hata yaptım. 5 tabanlı sayıcı yerine buna şey diyeyim. 2 tabanlı ama esas ismi olan binary. Binary ikili demek. Binary sayaç. Diyorum. Okey diyorum ve hemen şuradan bunu test ediyorum. Sıfırladım ve Space'e basıyorum. Bakın. Şimdi aynı benzer şekilde 10 tabanlı da son dijit olan 9'dan 0'a dönüyordu. 5 tabanlı da son dijit olan 4'ten tekrar 0'a dönüyordu. 16'da ise F, yani F'ye geldikten sonra 0'a dönüyordu. Bizim şimdi 2 tabanlı, yani 0 ve 1'den oluşan bir sayı sistemimiz var. Neden bilgisayarın 0 ve 1'lerden oluştuğunu, yani hep öyle derler, duymuşsunuzdur. Bilgisayar aslında sadece 1 ve 0'ları bilir derler. Doğrudur. Çünkü bilgisayar işlemcinin içinde milyonlarca anahtar var. Anahtarların da iki tane konumu vardır. Bir anahtar ya açıktır ya kapalıdır. Açık ve kapalı. Yani burada göreceğiniz 0 birleri biraz sonra, yani karşımızdaki 4 tane 0'ı 4 tane anahtar gibi düşünün. Bunları açıp kapatıyorum. Şimdi bir kere bastığım zaman birinciyi kapattım. Yani kapalı devre. 1 oldu. Açık kapalı kısmı kafanızı karıştırmasın. Ve bunun ondalık karşılığı yukarıda 1. Şimdi tekrar bastım. Yandaki dijiti 1 yaptı ve kendisi 0 oldu. Aynı beklediğimiz gibi, diğerlerinde olduğu gibi. Bakın 1 1 0 6'ya karşılık geliyor. 1 1 1 7'ye karşılık geliyor. 1 0 0 0 yukarıda 8'e karşılık geliyor. Şuradaki ondalık karşılığına dikkat edin. Ve devam ediyorum bu şekilde basmaya. 11'e karşılık geliyor. 1 0 1 1. Yani bir bilgisayarın içindeki bir sayı tutan bir yerde 4 tane anahtardan ilk ikisi kapalı, diğer ikisi açıksa bu 12 anlamına geliyor. Yani sayıları aslında 0 1'lerle işte bu şekilde hafızasında tutabiliyor. Şimdi devam edeyim basmaya. Bakın ne olacak. Hepsi 1 olduğunda 15'e geldik. 15 neydi? Hexadesimaldeki son sayı. Yani 0'dan 15'e kadar hexadesimali oluşturuyor. Yani 4 tane anahtarın hepsi birden kapalı olduğu zaman, yani anahtara basılı olduğu zaman hexadesimal, yani 16'lık bir tabanın en üstüne karşılık geliyor. İşte hexadesimallerle uğraşmamızın sebebi bu. Bilgisayarları ilk çipleri yaptıklarında, ilk bilgisayarları yaptıklarında 4 bitle başladılar. 4 bit, bit dediğimiz şey işte bunlardan her bir tanesi. Bu 4 bitlik bir sayaç. Ve 4 bitlik sayacın maksimum değeri 15. Tekrar bakın, bastığım zaman hop sıfıra dönecek. Çünkü son desimali öyle ayarlamıştı. Yani bu sadece sıfırdan ondalık olarak sıfırdan 15'e kadar sayabilen bir sayaç. Ve bu şekilde sayıyor. Bakın. Buna gözünüzü alıştırın. Bunlar daha sonra Scratch'te olmasa bile C öğrenirken, bilgisayar sistem programcılığı öğrenirken çok işimize yarayacak. Ve de çok basit bir şey. Yani sadece anahtarların açılıp kapanması. Hepsi kapalıyken sıfır. En baştaki ters söylüyorum. Basılı diyeyim. En baştaki düğme basılıyken bu düğmelerde transistör 1'e karşılık geliyor. İkincisi basılıyken
2'ye karşılık geliyor. En sağdaki iki tanesi birden basılıyken bu 3'e, bakın sayıları en azından 15'e kadar 4 bitle sayabiliyor. Bu bit sayısının arttığını düşünün. Yani 4, ilk bilgisayarı yaptıklarında 4 bitlik yaptılar ama sonra 8 bitlik, 16 bitlik, 32 bitlik. Bugün de 64 bitlik bilgisayarlar var. Daha yüksekleri de var. Yani aslında sadece anahtarları açıp kapatmakla ama anahtar sayısının çok fazla olmasıyla, yani bir sıfırların yan yana çokça olmasıyla büyük sayıları tutabiliyorlar ve bunlar arasında işlem yapabiliyorlar. Toplama çıkarmaları da kendilerine göre açma kapama şeklinde. Böylece bilgisayarın sayılarla nasıl uğraşabildiğini de görmüş oldunuz. Bu bölüm sadece bunları göstermek içindi. Umarım faydalı olmuştur. Sistemin nasıl çalıştığına dair size fikir vermiştir. Sayı sistemlerinin, yani taban aritmetiğiyle ondalık taban arasındaki dönüşümlerin nasıl olduğunu. Bir sonraki sayıda bu dönüşümleri, yani ikiliden, beşliden, 16'lıdan, onluğa ya da tersine 10 tabanlı sayıdan, yani normal bizim kullandığımız ondalık sayıdan 2 tabanlıya, 5 tabanlıya, o örnek için sadece 16 tabanlı sayılara nasıl geçildiğini, kağıt kalemle nasıl yapıldığını ve bunun ne kadar kolay olduğunu göstereceğim. O bölümde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.